Hanımlar beyler, Mutlu İnsanlar Şehri Kırklareli'den Yörük Bayır Köyü'nden hepinize selamlar, saygılar. Gene böyle çok hafif esen bir rüzgar, mis gibi bahar kokusu, kuş cıvıltıları, koyun çanları, koyunlar, köpekler sizi çok heveslendirdim değil mi? Ama gerçekten harika ve keyifli bir gündeyiz dostlar. Sabah ilk iş olarak koyunların, köpeklerin, güvercinlerin işlerini hallettikten, kontrollerini yaptıktan hemen sonra koyun bakmaya gittik dostlar. Bu sefer kısa da olsa gittiğim yerde koyunları bir görüntüsünü aldım. Bu koyunlar mı satılıkmış? Bana gelmez bunlar abi. Ben Merinos istiyorum. Ya buradan bana çıksa 10 tane koyun çıkar da o paraya çıkmaz. Fatih'in söylediği paraya çıkmaz. Çiftine kaç dedi? 6500 mi? Öyle bir şeyler dedi de. Bu sefer bu gittiğim yerde çok ümitliydim. Yani bahsedildiğine göre ümidim artmıştı iyi koyunlar diye. Ama işte onların o kara göz olanları, sakız melezi olanları, kıvırcık gibi görünüp de kıvırcıktan da uzaklaşmış koyunları görünce tabii ki içime sinmedi. Aşağı yukarı kuzulu koyun için güzel besleme yapmışlar. Hani öyle zayıf hayvanlar değildi ama benim istediğim hayvan melez de olsa daha çok böyle en az %70 %80 merinosa dönmüş merinos hayvanlar istiyorum. Safkan burada hiç bakanı görmedim değerli dostlar da sanırım daha önce de denemişler. Bana tavsiye edilen yani böyle safkan değil %70 %80 merinosa dönmüş olsun ama safkan merinos bu yani mereye dayalı yapacaksan burası bayağı engebeli bir arazi. Melezine bakarsan daha rahat edersin derler. Şimdi bakacağız bakalım. Nasibimizde ne varsa onu getireceğiz tabii ki de gönlümüzden geçen bu şekilde. Ve tabii oradan geldikten sonra da çamaşırlarımızı astık. Ya arkadaş, git koyun bak, ondan sonra gel, çamaşır as. Olmuyor böyle ya. Neyse, onu da aradan çıkardık ve çıktık meramızdayız. Gene mezarlığa ve musallaya doğru adım adım yaklaşıyorum. Bakalım inşallah hayırlı bereketli bir günümüz olur bugün de. Değerli dostlar, bu taş artık musalla taşı değil, felsefe taşı. Buraya yine bir oturalım. Biraz felsefe yapalım. Ölümü analım. Ölmeden önce ölelim
kendimize gelelim. Şimdi değerli dostlar, Mera'ya çıktığımdan beri aklıma geldi. Düşünüyorum. Hani böyle gamsız, kasavetsiz, nasıl derler, böyle dünya yansa yorganı yanmaz insanlar vardır böyle. Kafayı hiçbir şeye takmaz, relax, sakin. Bazen öyle yapabilenlere özenirim, gıpta ederim yani. Öyle insanlar böyle daha mutlular, daha huzurlular. Hatta öyle insanlar yaşlanmaz derler yani. Çünkü hani insanı çürüten gamdır, kederdir derler. Bir insanın dünya yansa, yorganı yanmıyorsa bu insan ihtiyarlamaz. Bir taraftan da düşünüyorum, bu kadar rahat olmak doğru mudur? Hiçbir şeyi takmamak. Ama tabii o insanlar dışarıdan öyle görünüyorlar ama içerilerinde o fırtınalar kopuyor mudur? Onu da bilmek lazım. Öyle birine hiç sormadım. Ya sen bu kadar... Öyle tanıdığım insanlar oldu tabii ki de. Öyle gamsız, kasavetsiz, relax, sakin insanlar. Ama tabii soramadım. Nasıl böyle oluyorsun, nasıl yapıyorsun diye. Ama tabii bir taraftan da dostlar, su akar yolunu bulur diyoruz. Kısmetten öte köy yok diyoruz. Efendime söyleyeyim, nasip neyse o olur diyoruz. Her şey olacağına varır diyoruz. Nasipte varsa ne yarar üzülmek diyoruz. Diyoruz da diyoruz. Yani dolayısıyla bunu böyle dillen söylüyoruz ama kalben manen gönlümüze yerleştiremediğimiz için mi bu kadar gamlanıyoruz, kederleniyoruz bilmiyorum. Dolayısıyla bu gam, keder insanı şey yapıyor, huzursuz yapıyor. Ben böyle relax olmayı baya baya öğrendiğimi düşünüyorum. Ama tabii ki yeterli değil. Daha böyle relax, daha böyle sakin, daha böyle hayatı oluruna bırakabilen birisi olmak istiyorum. Tabii bu istiyorum demekle olunabilir mi? Biraz çaba sarf etmek gereken, öğrenmek gereken bir durum galiba. Dostlar, Mera mesaimizin ilk bölümünü bitirdim. Koyunları kapattım. Yollara düştüm. Kamerayı en son kapattıktan sonra dostlar, sanal alemdeki satılık, damızlık koyun ilanlarını araştırırken öyle bir dalmışım ki birkaç da telefon görüşmesi yaptım yapılan, koyulan ilanlarla alakalı. Zaman nasıl geçmiş hiç anlamadım bile. Baktım koyunlar be yapıp ahırın yolunu tutunca saati kontrol ettim ki öğlen olmuş. Artık onlar da doymuşlar. Yollara düştüm. Nereye gidiyorum? Artık neredeyse hepinizin tanıdığı koyuncu Sezer abimizin yanına gidiyorum. Onda kuzular var. Bayağı büyümüşler kuzular. Dişi damızlık olabilecek kuzular olduğunu düşündüğümden gideyim bir bakayım diyorum. Değerli dostlar, Sezer abinin mekanına geldik. Ben bir aydan fazla oldu buraya gelmemiştim. Maşallah kuzular. Önümde de var burada. Kuzu resmen tosun olmuş. Maşallah demeyi ihmal etmeyelim. Efendime söyleyeyim, burada kuzular arasında dişiler, erkekler karışık. Satışımız toptandır efendim. Şaka bir yana, ben buraya dediğim gibi şöyle dişileri bakmaya geldik. Evet, aslında güzel, bakın böyle. Safkan değiller bunlar ama neredeyse böyle safkan gibi olmuşlar bunlar.
Bu merinoslar. Sezer abi de geldi. Hayırlı işler, bol güneşler efendim. Vay, dalga dalga geliyor. Buradan bakınca böyle bir dalgalandı hayvanlar. Heyecanlandım. Evet. Ayakta mı alacağız, paskül mü alacağız bunları? Kaç tane alacağız? He? 20 tane. En büyükten seçeceksin şimdi. Değil mi? Yani mümkün olduğunca büyük olacak ki hani en geç Eylül gibi. Bunları otlatırsan çimeni alırsın. Yani senin koyunlarla. Çimeni aldı mı? Koça gelir yani. Evet. Zaten büyük boylarını alacaksın eminim. Bunlar hepsi koça gelir. Aralık koyun. Evet. Şimdi bunlar besili olduğu için çimene çıkınca biraz zayıflarlar değil mi? Evet. Kaç aylık oldular? Aralık 8'de başladılar. Aralık 8'de. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. 5 aylık aşağı yukarı. Yani Aralık 8'de yani tek tük olmaya başladı. Esas Aralık'ın 20'si ile 15'i arası olan kuzu oluyor. Ocağın 15'i. Aralık 20, Ocak 15 arası. Tamam. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, okay. Haziran, Mayıs, Nisan. Evet abi. Uzaklarda arama diyorum sana. Sen inanmıyorsun. Buradan mı? Alttan derken abi. Bunun altından mı? Şöyle attım. Ya düzgün tuttum ya kovuldan abi. Şunun gibi bir şey de tarttığımız. Hangisi? Şunun gibi. Daha mı ufak bir şey tarttık? Şunun gibi mi tarttık? 42 ortalama 45 kilo diye düşüneyim o boylarda. Maşallah maşallah, bereketli olsun. Evet değerli dostlar. Gördüğünüz gibi Sezer abinin kuzularını da yakından gördük, tarttık. Dişiler ortalama 45,
Erkeklerde ortalama 50 kiloyu buldurmuş. Bunlar 4 ay civarında şeyler, kuzular. Maşallah diyelim. Kendisine başarılar diyelim efendim. İster kasaplık ister damızlık diye yapılabilir. Ben de değerlendireceğim. Abilerime de söyleyeceğim. Onlarla değerlendireceğiz. Tabii ben kamerayı kapattıktan sonra laf lafı açtı. Biz bayağı muhabbet etmişiz. Ama baktım ki neredeyse mesaiye geç kalacağım. Hemen hızlı çıkıp geldim. Koyunlarımı saldım. Bakalım akşama kadar buralarda dolanacağız. Gün bize neler getirecek bu birkaç saat içerisinde bekleyeceğiz, göreceğiz bakalım. Hayır. Dostlar, inekler yerlerine doğru gitmeye başladılar. Bu da demek oluyor ki mesai saatimizin neredeyse sonuna geldik kadar yaklaştık. Çünkü saat kaç? 6.30-7 gibi sahama girdiklerine göre demek ki benim mesai saatinin bitmesine de az kaldı. Hep söylüyorum değerli dostlar, köy hayatında özellikle de hayvancılıkla uğraşıyorsanız mesai saati kavramı gibi böyle bir şey yok. Ben ağız alışkanlığı, işte meraya çıktığım saatler aşağı yukarı belli olduğu için mera mesaisi diyorum. Geçen de hatırlarsanız yakinen bir örnek gösterdim. Gecenin bilmem kaçıncı yarısıydı. Yatağımızdan kalktık gittik bu kara koyunumuzu. Kara kızımızı kontrol ettik. Çünkü hastalandı, hala da iyileşmiş değil. Bu tür şeyler yaşandığında, ekstra durumlar olduğunda ki sık sık hayvan kalabalıksa oluyor. Dolayısıyla işte mesai şu saatte başlıyor, bu saatte bitiyor diye bir şey yok. 7 gün, 24 saat, 365 gün, 6 saat. Yani o 6 saat dahil hayvancılıkta bu şekilde çalışılıyor dostlar. Bayramı yok, seyranı yok, kesintisiz. Yani sütçülük zor, daha da zor. Neyse, mesaimizin sonuna geliyoruz. Ben yine kamerayı kendime çevirmişim. Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle manzarayı size göstereyim diyecektim. İnanın farkında değilim. Bazen nedense kamerayı kendime çeviriyorum ve kendimde unutuyorum galiba. Aslında bunu ben değerli dostlar, bak şimdi bilinçli olarak çevirdim kamerayı gerçi ama şimdi bazen ben böyle farkında olmadığım hareketleri neden yapıyorum diye kendi kendime düşünüyorum. Burada geçenlerde bahsettim. İnsan kendi kendine çok kaldığı için burada özellikle çobana çıktığında filozof olabilecek kadar düşünmeye fırsatı olurken, işte böyle kendi kendine veya etrafını izleyerek, bakarak da neredeyse psikolog olacak. Efendim şeyden bahsediyorum, işte bazen gayri ihtiyari yaptığım şeyleri neden yapıyorum acaba diye de düşündüm. Şu hani kameranı kendime çevirin farkında değilim dediğimi ben aslında düşündüm. Büyük bir ihtimalle sizinle buradan ben göz kontağı kurmaya çalışıyorum. Herhalde o kamerayı kendime çeviriyorum. Öyle bir hissiyat geliyor. Sanırım özellikle de böyle bir şeyleri izah etmeye, göstermeye benim için önemli olduğunu düşündüğüm ve sizin de dikkatinizi çekmek istediğim mevzularda böyle sanırım sizinle göz kontağı kurmaya çalışıyorum. O esnada kamerayı kendime çeviriyorum gayri ihtiyari. Sonra da şey oluyor, orada unutup kalıyorum. Tabii biraz önce de çevirmişim ama o zaman ne anlatıyordum bilmiyorum. Neyse efendim, lafı çok uzattık. Akşam saatine yaklaştık.
Şöyle kendi etrafımda 360 derece dönüyorum. Yavaşça. Evet, burası batı. Güneş buradan birazdan batacak. Güneşe doğru döndüğümüz için biraz karanlıklaştı ortalık. Şöyle yavaşça usulca manzaramızı gösterdik. Değerli dostlar, böyle Yörük Bayırı'nın bayırın en tepesinde olduğumuz için manzaramız tabii ki güzel. Tabii rüzgarını da tepede olduğumuz için rüzgarını da çekiyoruz ama manzarasında faydalanıyoruz, tadını çıkartıyoruz. Değerli dostlar, bugün de yakınlarda istediğim bir şeyi bulamadım. Koyunu, istediğim gibi damızlık koyundu, kuzuydu, bulamadım ama araştırmaya devam edeceğim. Bulacağım onları Allah'ın izniyle. Nasibimizde ne varsa inşallah bir an önce bulur, kışlamıza koyarız. Ve evet değerli dostlar, sanırım burada videoyu bitirsek iyi olur. Ben çünkü zorlanmaya başladım iftar yaklaştıkça. Zaten konuşmayı böyle çok becerebilen birisi olmadığımın farkındayım. Bir de böyle özel durumlar olduğunda kafa hepten duruyormuş gibi geliyor. Öyle vücutta şeker, vücut bildiğim kadarıyla vücutta şeker vücutta. Neyse dostlar, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Beğeni, yorum ve şeyleri, abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.